Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Seha Akduman, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi tabii biz hani aşkı konuştuk, böyle romantizm bilmem ne, yapay zeka vesaire falan filan derken, ama burun diye bir gerçeklik ve horlama diye bir gerçeklik var. Horlama aşkı öldürür mü? Öldürür. Yapma ya. Yani bu kadar güzel konuların arkasından bunlara girdik ama maalesef horlama aşkı öldürüyor. Neden horluyoruz biz ya? Horlama da olmaz mı? Yaş alıyorsak horluyoruz. Bir de üzerine kilo alıyorsak daha çok horluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kapatıyoruz konuyu. İyi akşamlar dedik. Haftaya görüşürüz. Gerçekten öyle mi, yoksa hani doğuştan hakikaten böyle horlama eğilimli insanlar da var mıdır? Tabii ki anatomik yapısı, işte çenesi, sonra yutağı, diğer taraflarda böyle bir anatomik bozukluk varsa onun yatkınlığı daha fazla. Ama bunun ötesinde en büyük risk faktörü aslında yaş. Çünkü horlama birazcık kasların gevşemesi, dokuların yumuşamasıyla gelişiyor. Dolayısıyla yaş üzerine bindiğinde bu doku gevşekliği oldukça da fazla horlamaya sebep oluyor. Tabii çocuklarda obezite arttıkça ya da işte alerjik reaksiyonlar arttıkça bu çocuklarda da başlayan bir süreç. Hı hı. Ama hayatımızın gebelik döneminde, menopoz döneminde ya da 40 yaş sonrasında gün be gün horlama artıyor. Peki böyle yani hani insanın gözünün içine bakıyor ya, bu horlar. Ya da işte bu iyi horlar, bu çok fena horlar diye, hani kavun değil gerçi anlayabilmemiz için, ama anlaşılabiliyor mu? Çok net anlaşılıyor, çünkü şöyle kısa... Ya çok kötü bir şey bu ya. Çünkü ben bunu bilmiyordum. Soracağım o zaman, soracağız. Çok net yani. O kriterleri bize bir... Söylüyorum hemen, kısa boylu, kalın boyunlu, sonra elma tipi yağlanması olan, santral obezite dediğimiz daha çok karnından, boynundan kilo alan insanlar... Ya da böyle birazcık fark edersiniz, burun tıkalıdır ve konuşma şekli böyle nazone dediğimiz insanların horlaması kaçınılmaz. Zaten sizinle bile konuşurken diye sesler geliyor yani, arada uyuduğunda o işler 5'e 6'ya çıkıyor. Şey, bu boy kaçtan sonra başlıyor bu horlama şeyi? Ya? Şimdi aslında boyda... O da önemli, bakacağız mı? Şöyle, hiç endişelenmeyin, siz risk faktöründe değilsiniz. Yok, ben bayağı yukarıdan. Ben sormak istiyorum. Yok, siz çok rahat, iyi görünüyorsunuz. Ama tabii bunun bir garantisi yok. Benim net, evet doğru söyledi. Benim sadece horladığım zamanlar inanılmaz turnede oldum. 3-4 konser yaptım değil mi? Artık pertim. Bir koydum kafayı, hop, o zaman diyor ki yani bizimkiler, tamam o zaman felaketsin abi. Yorgunluk ama normalde gerçekten hiç öyle bir şey yokmuş. Yorgunluk artık tabii, gerçekten yapıyor tabii, mu? Doğru değil mi? Doğru. Yani biz basit bir makineyiz neticede. Sonuçta kaslarınızı düşünün. Buradaki kaslarınız siz normal dinlenmiş olduğunuzdan çok daha fazla derin uykuya geçip uzun bir süre kaslarınız kasılmayacak. Ama şunu da var tabii ki, %80-90 bizim bu piknik tip dediğimiz elma tipi kısa kalın boyun, çok zayıf uzun insanlarda da bu olabiliyor. Çünkü işte bir anatomik yapı var. Biz anatomik yapıyı dışarıdan öngörebiliyoruz ama eğer kişinin ince uzundur ama yutak kısmı ya da solunum kısmında bir darlık varsa onu bilemiyoruz. Ama genel olarak baktığımızda kısa kalın boyun, burun tıkalıysa, geniz eti varsa, dil büyükse, kaç oradan? Küçük dil büyükse, tabii hemen. Şimdi aslında zaten şöyle, bu klasik bir tiplendirme vardır bizim için, o piknik tip, elma tip. Onlar için zaten çok önemli. Bir de yani hoş, sadece aşkı öldürmüyor, kendini de öldürüyor zaten. Bir yanda ona da geleceğiz. Ama horlar mısınız? Tabii. Ya işte ya. Bu samimiyet beni öldürür, o kadar güzel bir şey ki ya. Ya gerçekten kaç saat uyumamız lazım horlamamız için? Bir de şeye gelelim. Bunun bir yanıtı varsa bunu tamam alayım. Tamam. Sonra şu uyku abdesti hikayesini diyeceğim. Bayağı ciddi bir şey. Yani gerçekten keyifsiz konular bunlar, biliyorum, ama güne hazırlanabilmek için adanın iyi şarj olması lazım. Bizim de iyi uyumamız lazım. İyi uyurken de tabii oksijenimizin, kalbimizin, nabzımızın dengelenmesi lazım. Aslında uyku süreci bir dengelenme süreci. Eğer dengelenemediğimizde yani o ertesi güne bu iş çok tatsız yansıyor. Zaten sabah uyandığında dinlenememiş uyanıyor. Yorgun uyanıyor. Yani hatta söylüyorlar ya, açılamıyorum bir türlü, ağzım kuru, tadım yok, zaten yorgun kalkıyorum. İşte bu yorgun kalkmak çok önemli bir kriter. En çok kadınlar mı, erkekler mi horluyor? Erkekler iki kat kadar fazla horluyor. Ama işte kadınların gebelik dönemi, menopoz dönemi de hatırı sayılır ölçüde çok.
Anladım. Peki ya bunun şey çocuklara ama söylemiştiniz galiba. Evet, geniz eti vardır. İşte ya da onların da yine anatomik deformitesi vardır. Nasıl kurtulacağız bundan? Şimdi horlamadan şöyle bir şey var. Basit horlama var ya da uyku apnesi. Horlamanızı seviniz. Onu onunla barışın falan. Onunla yok barış hayır geçin. Ama şöyle alkol mesela. Hı. Yani uykudan önce alınan alkol horlamanızı çok net bir şekilde arttırır. Tamam. Ya da alerjiniz var. Burnunuz tıkalı. Yani alerji tedavisinden çok kaçınan hastam var mesela. Hı. Ya kaçınmayın. Çünkü sizin uyku kalitenize de etkileyecek bu. Horlamanın başka türlü sebeplerinden biri dediğim gibi burun tıkanıklığı. Bizde uyku kalitesinin önemli şeylerinden biri o partnerde yanında uyuduğu insanın bir de uyku hijyenini bozuyoruz. Doğru. Yani hem kendi uyku hijyenini bozuyor hem partnerin uyku hijyenini bozuyor. Dolayısıyla kendisinin de horlamasını engelleyip diğerine saygı göstermiş oluyor. Ama nerede azaltalım, nasıl azaltalım? Kilo alınmayacak. Kilo alınmayacak o bir. Alkol, sigara ya da yüksek kolesterol alınmayacak. Ya da bu dönem maalesef işte dönüşüm döneminde insanlar mutsuz ve mutsuzluklarıyla birlikte çok fazla sakinleştirici ilaç kullanıyorlar. Evet ya yani hani büyük bir travma yaşadık. Evet, bu evet zor bir dönemden geçiyor. Türkiye yani dünyadan daha zor bir dönemden geçiyor. İnsanlık da zor bir dönemden geçiyor. Dolayısıyla sakinleştirici kullanımı, antidepresan kullanımı, alkol alımı artmış durumda. Bunlar da horlamayı tetikliyor. Bu sosyal fobiye dönüşebilir mi bu horlama meselesi bir insanda zaman içinde? Pek tabii çünkü horlama utanılacak, sonra dışarıdan duyanın horluyor diye dalga geçildiği, insanların rencide edildiği bir konudur. Çok gülüyoruz insanlar. Biz horlayan birini gördüğümüzde hep çok bize komik gelen bir şey. Dolayısıyla insanlar bununla dalga geçildiğini düşündüğü için tabii ki kendisini iyi hissetmeyeceği bir durum.